Farz edin ki bir bataklıkta yeni, güzel bir güne uyanıyorsunuz. Çok az şey gününüzü mahvedebilir. İki ayak üzerinde yürüyen timsahlar, testereyle gezen kunduzlar, dinamit üzerinde oturan rakunlar ve en az saçım olan sivrisinekler gibi mesela. Siz ise bu bombalı tüfeğiniz ile bu yaratıkların gününüzü mahvetmesine engel olmaya çalışıyorsunuz. Gördüğüm rüyaların saçmalık seviyesini tarif eden bir öykü fakat tuttu mu tutuyor gerçekten. Evet, Svamp Attack oyunundan bahsediyorum. Bu videoda Svamp Attack'a ne olduğu, bu oyun nasıl milyonları kendini sevdirmeyi başardı, My Talking Tom ile bu oyunun alakası ne, Svamp Attack PvZ'yi tahtına indirmek için yapılan bir girişim miydi ve genel olarak çocukluğumuzun oyunu günümüzde ne alemde? Svamp Attack'ı bitiren neydi? Videoya geçmeden önce onu beğenirseniz çok sevinirim. Bir de kanala abone olabilirsiniz. 200 bin olmamıza çok az kaldı. Teşekkür ederim. Oyun Outfit 7 tarafından 2014'te piyasaya sürüldü. Outfit 7'i illaki duymuşsunuzdur. Kendisi mobil camiasının efsanelerinden olan Tom'un yapımcısı. Şirket Samo ve Izasiya çifti tarafından 2019'da Slovenya'da kuruldu. İlk oyunları da Tom oldu ve çıktığı gibi ki ilk iOS'a çıktı, viral oldu. Oyunun aslında pek de bir olayı yoktu. En azından ilk bölümünden bahsediyorum çünkü onun şimdiki bölümleri gibi pek de bir içeriği yoktu. Tom'u vuruyordunuz, bir şeyler söylüyordunuz, o ise tekrar ediyordu. Yani böyle bir oyun neden bu kadar oynanır ki? Bu sorunun bir cevabı var. Olay şu ki o zamanlarda iOS için çocuklara yönelik pek de fazla oyun yoktu. Ortada bir eksiklik vardı. Tom ise bu eksikliği inanılmaz iyi gideriyordu. O kadar. Şirketin bu viral olayından sonraki projeleri de aynı hayvan tematiğinde fakat ortada Svamp Attack diye bir gerçek var. Yani bu oyunun konuşan hayvan tematiğiyle hiçbir alakası yoktu. Bu yüzden nereden çıktığı da kafaları karıştırıyordu. Ama relax olun, bu soruya sağlam bir cevabım var. Outfit 7'in ne kadar hype'a aç bir şirket olduğunu biliyoruz. Bilmiyorsanız da şimdi öğrenmiş olacaksınız. My Talking Tom patladıktan sonra piyasaya... 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet, sırf bunun için Media Markt'a girdim. Ve bunların çoğu aynı tematiğe sahip. Tom, Angela, Ben, Ginger, Ginger ne bileyim. Pierre, Hank. Bunlar bildiğimiz Tom oyununun spin-off'larıydı. Piyasaya yeni bir tematik hakim olduğu zaman ise Outfit hiç bekletmeden kendi oyunlarını bu şekle sokuyordu. Mesela piyasaya runner'lar mı hakim? Hop, artık bizim de bir runner'ımız var. Bu da yetmezmiş gibi bu runner'ın bile spin-off'larını yapıyorlardı. Böylelikle Svamp Attack gibi bir tower defense oyununun nereden geldiği apaçık ortada oluyor aslında. PvZ 2009 yılında çıkmış ve Tom'un oynandığı zamanlarda bayağı popülerdi. Fakat yine de konuşan hayvan oyunlarını yapan bir şirket tamamen alakasız bir tower defense oyununu nereden çıkardı? Hani Outfit'in puzzle oyunu da var, o bile Tom temasında. Bu oyunun ise Tom ile hiçbir alakası yok. Burada işin içine garip bir şirket olan Moving Eye giriyor. Kendisini oyunu her açtığınızda görebilirsiniz. Dikkat ettiyseniz Outfit 7'in oyunu yayınladığını söylemiştim. Oyunu yapan Moving Eye'dı çünkü. Şirkete garip dedim az önce çünkü hakkında info bulmak inanılmaz zor. Onca araştırmama rağmen hiçbir şey bulamadım, tamamen sıfır. Sayfalarını bulabildim ancak o da çalışmıyor. Sadece logodaki göz ile bakıştım, o kadar. Kanaatimce Moving Eye, Outfit 7'in bir alt ekibi. Neyse, bu kadar yeterli. Artık oyunun kendisine bakalım çünkü gecenin ikisinde bilmem kaçıcı kahvemi içerek oturduğu sallanan sandalyesinden tüfek ile evine saldırmak isteyen farelere karşı savaşan şişko bir herifin olduğu bir oyunu acaba kim yaptı diye aramak beni deli ediyor. Nelerle uğraşıyorum tanrım. 20 Ağustos 2014 doğum günümden bir gün önce Outfit 7 Svamp Attack'ı yayımlıyor. Oyun çıktığı andan itibaren ilgi çekiyor ve 100 milyon kez indiriliyor. Oyun bir anlığına o zamanki efsanelerle denk bile oluyor. Kimse Outfit'in bu tarz bir oyun çıkaracağını beklemiyordu. Herhalde Tom'u o zamanki popüler bir oyuna benzetmeye çalışırlar ya da konuşan yeni bir hayvanla oyun yaparlardı diye düşünülüyordu. Peki bu tarz aslında basit olan bir oyunu bu kadar oynatan neydi? Aslında o oyunu bu kadar oynatan şey yine basitliğiydi. Korumanız gereken bir ev ve onu yıkmak isteyen yaratıklar var. 10 tane lokasyon bölünmüş olan 220 seviye boyunca da bunu yapıyorsunuz. İlerledikçe yaratık ve silah çeşitliliği artıyor. Yukarıda da özel yeteneklerinizin ve dalganın daha ne kadar süreceğini gösteren bir şema var ki bu şema olayı PvZ'dekine feci benziyor. Oyunun menüsünde böcekler dolaşıyor. Rahatsız olursanız bunu kapatabilirsiniz. Bu genel olarak karakterimizin pek de temiz birisi olmadığını gösteriyor. Gerçi bu böceklere gerek bile yok aslında bunu anlamak için. Yukarıda mermi durumu, para ve evinizin can barı var. Arada size para veren bir ördek ve içinden farklı silahlar, mermiler ve benzer şeylerin çıkabildiği hediye paketleri. Oyunun sağlam çizilen grafik var. İster telefonda açın, ister tablette. Görüntü aynı düzeyde iyi olacak. İçerisinde 3 tane mod var. Hızlı görev, challenge ve multiplayer. Hızlı görevde kendi cephanenizi harcamadan biraz para kaldırabilirsiniz. Bu modu muhtemelen birkaç kez oynadıktan sonra tekrar açmazsınız bile. Çünkü gerçekten de biraz para kazanıyorsunuz. Ve bu moda hiç bulaşmadan da oyunu rahatlıkla bitirebilirsiniz. Bu size Shadowfight'teki survive modu değil. Bu arada kanalda Shadowfight hakkında da bir video var. Bir de bu mod enerjinizi harcıyor. Evet, oyun bedava olduğu için maalesef böyle şeyler de var. Challenge ise adı üstünde sağlam challenge'larla dolu bir mod.
Evet, bazen inanılmaz sinir bozucu olsa da genellikle zevkli oluyorlar. Bana göre en zevkli olanı ise multiplayer. Oyuncu sarı kuşları vurarak düşen yumurtaları toplamalı. Onlarla ise yaratık satın alıp rakibinin evine doğru yollamalı. Gayet sade ve yaratıcı bir mod. Oyunun tabii ki eksikleri de var. Mesela bana genellikle enerji yetmezdi. Yani 6 enerji demek 6 level demekti. Ben ise zamanında bayağı kolsuz bir velettim. Bu yüzden 6'da 6 yaptığım pek sık görülmezdi. Oyunun ekonomisi de birazcık Türkiye gibi. Oynayınca çok rahat hissediliyor. Çünkü sallıyorum, para biriktirip silahını güçlendiriyorsun ve anında bir şey göze çarpıyor. Çok az para kazanıyorsun. Yeni bir şeyler almak ise zor. Dediğim gibi Türkiye gibi. Bazen de mühimmatın apaçık yetersiz olduğu anlar da oluyor. Bu yüzden bazı seviyeler çok zor olabiliyor. Oyunda hepimizin bayıldığı donate olayı da var. Kendisinden hiç yaralanmadan da oyunu bitirebilirsiniz bu arada. Sadece doğal olarak çok daha fazla zaman alacaktır. Fakat bu öznel bir mesele. Bazıları için bu direkt bir eksi bile olmayabilir. Resmin tamamına bakarsa gayet güzel, başarılı ve yeni bölümleri hak eden bir oyun. İşte tam da burada oyunun düşüşü yaşanmaya başladı. Demek isterdim çünkü genelde bir oyun sağlam tuttuğu zaman ikincisi bok gibi oluyor. Bu PC oyunları için de geçerli, filmler için de, diziler de, daha nice şey için de. İki rakamının genel olarak bir sorunu var, çöplüğü temsil ediyor. Neyse, Sven Patak 2 gayet güzel bir oyun. Görsel olarak oyun tamamen yeni bir seviyeye taşındı ve şu animasyonlar acayip güzel. İlk bölümde üzerinize timsaha benzer kartonlar yaklaşıyormuş gibiydi. Burada ise gayet canlı, hareketli timsahlar var. Bizim Şişko ise herhalde kendi ailesini buldu çünkü artık farklı bireyleri de oynayabilirsiniz. Farklı karakterler ise farklı yetenek ve silahlar demek oluyor. Artık evi de geliştirip çok farklı bir şeye çevirebilirsiniz. Oyun genel olarak daha dinamik oldu. İlk bölümünün hard upgrade haliymiş gibi. Fakat nasıl olur da bu kadar iyi bir oyun neredeyse bilinmez olur. Kabul et, bu oyunu duymamıştım bile. Genel olarak ne oldu da bu seri tamamen unutuldu? Buna da bir cevabım var. Yani olmazsa zaten videoyu çekmezdim. Biraz garip bunu söylemem. Sven Patak 2'nin çıkış tarihi 2020. Yani çıkalı neredeyse 4 yıl olacak. Evet, şu an 2023'teyiz ve birkaç gün sonra yeni yıla gireceğiz. Bu videoyu şu an hangi yılda izlediğinizi bilmiyorum fakat bu son seneler bok gibi geçti. Umarım senin senelerin iyi geçiyordur. İlk oyun ise 2014'te çıkmıştı. Yani arada 6 yıllık bir boşluk var ve bir mobil oyun için bu çok büyük bir zaman. Kendisini ilk bölümün vibe'ına kaptıran oyuncular artık bunları aştı ve büyüdüler. Genel olarak 6 yıllık sessizliği anlayamadım. 1-2 yılda bir güncelleme geliyordu okey, fakat sağlam diyebileceğimiz güncellemeler ilk 2 sene boyunca gelmişti. Geri kalan güncellemeler, hey dostum bak sana 8 tane yeni seviye getirdim hadi bitir onları tarzındaydı. Oyunda genel olarak değişen bir şey yoktu. Gameplay tamamen aynıydı. Oyunculara paso tek tip leveller tıkıyorlardı ve doğal olarak zamanla sıkmaya başladı. Sonra ise kurtarıcı niyetiyle ikinci oyun geldi. Fakat dediğim gibi insanlar artık bunu aştı ve büyüdüler. Yeni neslin ilgisini ise pek çekmez artık. Çünkü tekrar söylüyorum, aradan 6 sene geçti. Piyasa ve kullanıcıların talepleri ise çok değişti. Ha bir de Swamp Attack sınırlı ülkede destekleniyor. Türkiye bunların içerisinde değil. İlk bölümü ise yeni nesil cihazlarda desteklenmiyor bile. Yani ben Android kullanıyorum ve cihazımın nesli bu oyunu oynayabilmek için fazla yüksek. Bu egomu bile tatmin etti açıkçası. Bana sorarsanız oyun artık geliştiricilerin umurunda bile değil. Çünkü bu yeni nesil cihaz olayı kolaylıkla düzeltilebilir bir şey. Fakat kimin umurunda? Outfit 7 ise günümüzde hala faaliyet göstermekte. Tom Timothy'nin yeni içerikler üretiyor, merch ile uğraşıyor ve Outfit 7 Neo adında yeni bir alt ekip açarak MOBA içerikleri üretiyor. Bu konuda da şu an pek başarılı oldukları söylenemez. Bir de bu olayın çizgi filmi de var, o da hala faaliyet gösteriyor. Sven Patak'tan ise ne ses var ne seda, onu pek hatırladıklarını bile sanmıyorum. Açık ve net söyleyebilirim ki Sven Patak oyununu bitiren zaman oldu. İkinci oyun ilk oyundan 6 sene sonra değil de daha erken çıkmış olsaydı şu an çok farklı bir görselle karşı karşıya olabilirdik. Neyse, videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden açıkçası bu kadar. Gidip direkt uyumayı düşünüyorum. Siz de videoyu beğenip anormal elimize katılabilirsiniz. Görüşürüz.